ödenen paralar. Şimdi 10 yılda vakıflara e, öyle bir para akmış ki bir grafiği göreceğiz şimdi. Bakın 2012'de 381 milyon lira akıtılmış. Sonra her yıl işte 2013'te 590 olmuş, 2014'te 628, 2015'te 874. Sonra bu 2018'den itibaren 800'ün altına hiç inmemiş. 2020'de hatta 969 milyon yani 1 milyar TL. Toplamı da bu 10 yılda 7.2 milyar TL. Bu üstelik de e, en son bu bütçe e, ek bütçe hikayesi çıktı ya evet. stratejik planlama işte dairesinin dairesinde eee onların e, açıklamalarından. Şimdi burada mesela belediyeler yok. Burada ihaleler de yok. Yani plan vakfa bir ihale veriyor. 3 liralık ihale 5 liraya veriliyor falan. Bu hesapta onlar da yok. Daha vahimini söyleyeyim size. bu giden kamudan, devletten giden paraların önemli bölümü nereden gitmiş biliyor musun? Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Dehşet o verici bir şeyle şey. tarikatlarla, cemaatlerle ha. Oraya üzerinden proje yaparak anlaşma yapıyorlar. Yüya. Bir de bakın, Avrupa Birliği'nden gelen fonlardan da o şekilde yararlanıyorlar. Bakın e, İsmail Ağ Cemaati en son e, kurucusu Bahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümüyle Erdoğan da cenaze törenine katılmıştı hatırlayacaksınız. Kadınların gitmesi de yasaklanmıştı. E, kadınlar insandan sayılmadığı için. E, o e, cemaatin külliyesi ilk mezunlarını vermiş efendim. İlk mezunları, kastedilen şu külliye ile e, cemaatin Med üniversitesi, medresesi bilmem nesi ilkokul düzeyinde, külliye deyince e, üniversite yüksek düzeyde bu anlaşılıyor. Şimdi bakın, Kasseti, an, bu cami cemaati değil burada gördüğümüz. Bu Abdullah, e, icazet merasimi Allah. zaten bakın, tekamül ve ihtisas. Bir medresesi icazet Beyler. burada icazet alıyorlar Beylesine. buraya katılanlar bir örnek yenenler bu beyazlar İsmaila cemaati cami değil İsmaila cemaatinin üyeleri bunlar ve Türkiye artık bu noktaya geldi ilk mezunlarını verdi bakın İsmail a logolu net televizyon yani Ve canlı Cum yazıyor canlı yayınlanıyor. Efendim sayın ben. Cumhurbaşkanımız bu cemaatin mensubudur. Yani Mensubu mudur hakikaten? E tabii mensubudur. Yani şimdi sayın Cumhurbaşkanı oraya gitti ve bu rahmetli e, e, Mahmut işte Usta Osmanoğlu. Ustaoğlu yerinden bile kalkmadı. Yani yerinden belki e, rahatsız yaşlı falan filan ama yani Cumhurbaşkanı gelmiş hani bir kımıldamak bile olmadı. Yani onun için e, Sayın Cumhurbaşkanı bir aidiyet duygusu içinde zaten oraya gitti. Yani e, tarikatların, bu, bugüne kadar da birçok devlet adamının bu aidiyetler içinde olduğunu biliyoruz. Yani bunu artık söyleyin. Yani Sayın e, Cumhurbaşkanı bunu inkar edecek halde değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunların hepsini iktidarı döneminde bir çıkar sağlayarak kendi ait olduğu dışındakileri de bir, Çıkar sağlayarak kendi etrafında siyasetçi olarak, merkeze kendisini koyarak onların hepsini suspus hale getirdi. Şimdi yeni yeni başladılar. Böyle düzen olmaz. Bu kadar da soygun olmaz. Bu kadar da sömürü olmaz. Hani yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele edecektiniz gibi daha mütedeyin ve temiz kalanlar itirazlarını yükseltmeye başladılar. Dolayısıyla daha, yani bu itiraz yeni değil tabii bir süreden beri e, bu itirazlar yapılıyor. Dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanının e, e, Sayın Cumhurbaşkanı yani bu buradan yetişmeye... Şimdi bunu zaten bu, nakşi bendi Cumhurbaşkanı cenazesine gitti. Hayır değil. Yani şimdi bak bir gün Levent bu, bu Gültekin Bu fotoğraf zaten eski. Le, Levent Gültekin bir gün bir program yaparken burada söyledi. Dedi ki Türkiye'de e, yani Din, devlet ilişkisi konusunda en sıkı davranacaklardan birisi Sayın Tayyip Erdoğan'dır dedi. Yani e, yani o derece ileri boyuttadır e, e, devlet işine anlayışını yansıtmakta. Şimdi tabii… 100 yıllık bir cumhuriyet deneyimi olan ülkede bunu yapmak çok kolay değil. Olmadı da yapamadı da yapamayacaklar da. Ama ama, işin, ama yani işin, bir mesafe kat etmediler. Efendim bazen. etmez olurlar mı? Etmez olurlar mı? Hepimiz çok rahatsız olacağı. Yani normal mütedeyin Anadolu Müslümanlarının da rahatsız olacağı düzeyde oldu. Çok ileri gittiler. Şimdi Anadolu halkının rahmetli İlhan Selçuk'un e, 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 anlatımıyla söylüyorum. Anadolu halkının başkalarını hor görmeyen, başkalarını ötekileştirmeyen, herkesi Allah'ın yarattığı kul olarak belleyen, ona göre davranan, insana insan muamelesi yapan, insanı merkeze koyan anlayışını değiştirdiler. Şimdi onun için diyorlar ya AKP evveli Müslümanlıkla AKP sonrası Müslümanlık bu Anadolu'da çok kullanılıyor. Yani işin farkında olan insanların böyle çağdaş, demokrat, muhafazakar insanların da Bunlar kendilerine göre bir din e, uydurdular diye eleştirileri var mevcut iktidara. Dolayısıyla yani bunlar çok sarslı bizi. Ama biz gerçekten artık layıklığın, cumhuriyetin, insan haklarının, kadın haklarının e, ve bütün bu olumsuzlukların sonucunda bir ders çıkaracağız. Bir daha herhalde Türkiye'de iktidar değişecek ve bir daha dini istismar etmeyecek, dinler bile olsa, muhafazakar bile olsa bunu siyasete alet etmeyecek, siyasete kullanmayacak, bunu zenginleşmede kullanmayacak bir anlayışla Türkiye yönetilecek. Bir şey soracağım Rıdvan Budak. Ee, şimdi sen dedin ki Erdoğan bu e, İsmail Ağa cemaatindendir. Ben öyle biliyorum. Tamam, yakın... E olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Dergah olarak oraya gitti. Bak başka hiçbir tarafa gitmedi. Dergah olarak İsmaila cemaatine gitti. Kaç kere gitti? Başbakan kendine gitti. Ama Cumhurbaşkanı iken gitti ve benim dikkatimi çeken şu şey oldu: Sayın Usta Oğlu. O, o fotoğrafı bir daha verseniz. Allah de, rahmet eylesin. Oturuyor. Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin bir numarası. Bak. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Yani iki kişi koluna girer de böyle bir kımıldayayım der hani nezaketen. Böyle bir şey yok. Sıradan e, sıradan bir mensubu, cemaatin bir mensubu gibi davranıyor. Şimdi biz bunu e, benzerini tabii bunu değil başka bir e, formatta Gülen cemaatinde gördük. Nasıl gördük? Şu anda da e, Gülen cemaati tasfiye edildi ya da en azından edildiği söyleniyor. Mesela menzil tarikatı ya da benzeri tarikatlar. Bir Yarbay, imam, general o imam olduğu için onun mürit. karşısında selama duruyor. Mürit, mürit. Evet. yani General o Yarbay'ın karşısında mürit olarak o imam olduğu için karşı selama duruyor. Biz bunu Fethullah Gülen döneminde gördük. Nasıl böyle böyle devlete sızıp devletin pek çok yerinde e, kontrolü ele geçirdiklerini de gördük. Ha, bu arada Fethullah Gülen'le ilgili bir e, haber e, paylaşayım. E, Herkül.org biliyorsunuz Fethullah Gülen'in e, iletişim e, adresidir e, internette. Orada bir e, duyuru yayınlandı. E, hastaneye kaldırıldı. E, söylendi. E, Fethullah Gülen'in. E, deniyor ki e, rutin sağlık kontrolleri için ama bir başka kaynaklar mesela o da TV'de geçenlerde bu konuda bir haber yayınlanmıştı e, durumunun çok ağır olduğu kritik olduğu e, bayağı kritik olduğu e, işte Pensilvanya'da da e, hani bu yeni sürece göre barıştıklarını kazılandı. göremeyecek mi yani bilmiyorum e, Ancak şunu da belirteyim e, Fuat Uğur bugünkü Türkiye Gazetesi'ndeki yazıda diyor ki benim aldığım habere göre diyor e, gayet sağlığı yerinde ama arada kendilerini hatırlatmak için çok özetle söylüyorum tabi Betullah hmm. Güler hasta gitti gidiyor lafı çıkartılıyor diyor bilmiyorum artık hangisi doğru olabilir e, Ola, olabilir yani olabilir yani bu bu tabi farklı bir şey yani o alanda yetişiyorsunuz farklı duygular bunlar. Yani bizim öyle bir mensubiyetimiz olmadığı için şey olmadı. Ama yani şimdi yani Cumhurbaşkanı sıfatı kazanmış, Başbakan sıfatı kazanmış bir insan bir yere gidiyorsa gitmemeli. Gitmemeli çünkü bulunduğu yer hiçbir ayrım yapmaya gelmiyor. Aynı inançta hani diyor ya aynı menzile Ayrı ayrı yollardan gidiyorduk. E, ayrı men, aynı menzile farklı farklı yollardan giden bir sürü böyle cemaat var bilmem ne var. 450 tane. Ama diyorlar. azizim bir de zaten e, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili o yayınlanan şeylerde biz şunu gördük zaten. Kadınlar gerçekten insan yerine konmuyor. Yani cenaze törenine gelmeyecekler ve zaten Mahmut Usta Osmanoğlu e, vaktiyle demiş ki e, kadınlar Vazifesi vazifesi evinde oturmak, yemeğini pişirmek. Çocuk. Efendisini, bakın efendisini, kocası evet. için. Efendisine hizmet etmek, onun isteklerini yerine getirmek. Ne mi çalışmak? Beni ne bağışlarsan bilmem. bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Yani beni herkes bütün ya. bütün kadınlar bağışlasın. Kadınlar artık haklarının sahibi olsunlar. Bak. Oluyorlar. Yüzlerce Biz kadın, bak etmeyin. yüzlerce kadın çıkıyor dayak yeme pahasına İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyorlar. O zaman kardeşim hiç olmazsa oy kullanırken eşit olma hakkınıza sahip çıkın. Hikaye Bak, bu. Demişti ki kızlar katiyen ortaokul lise üniversiteye gitmez. Evet. Bunun fetvası yoktur. Evet. Siz nasıl teslim edersiniz kızlarınızı? Ben kadınların dükkan açmasını asla helal görmüyorum. Kadından memur olmaz. Kadınlar mektebe gitme, gitmez. Kadınlar okullardan, dairelerden çekilmelidir. Kadınların vazifesi ev işleri yapmak, efendisine itaat etmek ve millete, memlekete hayırlı evlat asker yetiştirmek. Budur kadının vazifesi. Başka yok. Şimdi Erdoğan ayakta ya da oturdu fark etmez. Saygı duyarsınız, ayakta olursunuz. Bazen cumhurbaşkanlarının cumhurbaşkanlığı geçici bir ee, mesela e, makamdır, koltuktur, ünvandır diye diyelim ki bir şairin önünde ayağa kalkabilir, bir sanatçının önünde ayağa kalkabilir. Cumhurbaşkanlarının ayağa kalkmasında ben hiçbir beis görmüyorum. Ama o cumhurbaşkanı, bunları söyleyen kişinin karşısında ayağa kalkıyorsa, ha, o zaman beş kere düşünmelidir. Ama hiç inkar etmediler ki, bak, haksızlık da yapmayalım. Yani hiç inkar etmedi. Ama bu, Tay, ama bu Tay, kadar da bakmadılar Tayyip ya. Erdoğan böyle saklamasını da bilmeyen bir adam. Yani ketum olduğu alanlar var mıdır bilmiyorum ama bütün bunları çok açıktan yaptı. Bu ülkede herkes ekonomik gidişata baktı falan filan. Bak ben sana Karar Gazetesi'nden muhafazakar bir yazarın dört satırını okuyacağım. Kim? Ahmet Taş Getiren. Hmm. Bir gerekçe bulup doktor öldürüyoruz. Bir gerekçe bulup kadın öldürüyoruz. Bir gerekçe bulup yolsuzluk yapıyoruz. Bir gerekçe bulup hukuksuzluk yapıyoruz. Ben diyorum bütün bunlar insan kalitesindeki sorunlarla ilgili. Şimdi bak, Ahmet Taş getiren biliyorsun muhafazakar milliyetçi evet, AKP'ye vaktiyle fevkalade. Çok destek efendim. veren bir. Şimdi artık senle ben söylemiyoruz. Biz yıllarca söyledik falan. Yani artık sağda vicdanı olan, aklı olan, bu işin böyle gitmeyeceğini gören bir sürü insan bunu söylüyor. Ya sağda çok aklı başında e, insanlar layık bir anlayışın ancak Türkiye'yi ayakta tutabileceğini söylüyor. Ayşe, Ayşenur, Türkiye merkez bir ülke. Bak, Türkiye'yi Marksist sol da yönetemez. Yönetemez. Yani herkesin her şeyin kamunun olduğu bir anlayışla da yönetmeniz mümkün değildir. Türkiye'yi dinciler de yönetemez. Dindar olur devlet işine yansıtmaz.